Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Siz de antır parantez. Öyle düşünmez misiniz? Yani ülkeniz ütopyalarda bile tasvirine rastlayamayacağınız şekilde hakkaniyetin, adaletin, istikametin, mürüvvetin, insani derinliğin, refetin, şefkatin, birbiriyle kucaklaşmanın, birbirine saygı duymanın, anlayış farklılıklarına rağmen, farklılıklara ayaklar altına alarak, sevgide buluşmanın ülkesi olmasını arzu etmez misiniz? Zannediyorum, herhalde kendini öyle bir yanlışlığa salanların dışında onu arzu etmeyen tek bir fert yoktur. Öyle bir dünya. Herkesin birbiriyle kucaklaştığı, hatta düşmanlarıyla bile, yıkanlar hatırına şadımı, ya Rab şad olsun, benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun. Bu anlayışta. Çok defa tekerrür eden bir söz. Efendim. Aşıktır incitenden, incinme incitenden. Kemal'de noksanmış, incinen incitenden. İncinmeyenlerin ülkesi, incitmeyenlerin ülkesi. Ez kaza incinmiş de şayet. Mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesinde bulunmayanların ülkesi. Öyle bir ülke, öyle bir şey olsun. Herkes birbirini kabul etsin, ben demesin. Şirke girmesin. Kuya yürüme adına evvela ilk basamak olarak biz desin. Biz, mübarek milletimiz. Analarla lebalep dolu olan ülke, milletimiz. O mutlu olsun, o mesud olsun. Orada herkes birbiriyle kucaklaşsın. Herkes birbirini davet etsin. Birbirine çay içirsin, kahveler sunsun, yemekler yedirsin. Kendi saadetinden daha ziyade başkalarının mutluluğunu düşünsün. Saraylarını satsın. Başkalarına bahşiş dağıtsın, filolarını satsın, başkalarına bahşiş olarak kullansın. Böyle bir ülke istemez misiniz? Size rüyanızda dediler ki o yarın oluyor. Size düşen şey artık bundan sonra benim yaşamamın anlamı yok. Vazifem, misyonum bitti. Benim de şöyle böyle bu oluşumda küçük bir dehlim olduğundan dolayı. Karınca kadar, bir termit kadar. Sonradan birileri tarafından sen de epey bir hizmette bulunmuştun dediklerini duymamak için mezarı tercih etmek. Allah'ım bana ülkemi öyle ütopyalara aşkın hale getirdiğin günü gösterme. Elin alemin parmak kaldırıp bu da bu mevzuda bir şeyler yapmıştı demelerini duyurmadan emanetini al. Efendim, bu Hazreti Musa'nın ahlakı, bu ahlak sultanı insanlığı iftihar tablosunun hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an olan Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın ahlakı. O ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman üç tane irtidat hadisesi, yalancı peygamberler zuhur etmişti. Ruhunun ufkuna yürüdükten sonra çoğaldı, 11 tane oldu. Fakat geriye dönüp Hazreti Ebubekir'in arkasında, Ömer'in arkasında, Osman'ın arkasında, Ali'nin arkasında kenetlenmiş o toplumu, Allah karşısında duruyor gibi kemerbesteyi ubudiyetle, en ağır vazifeleri, en ağır misyonları eda etmeye amade ve teşne bulunduğunu görünce
tebessüm ederek öbür aleme yürümüştü. Artık bundan sonra benim yaşamamın bir anlamı yok. Nasıl olsa bu misyon eda edilecek. Misyon için, vazife için, gayeyi hayal için, ideal için dünyada durma. O eda ediliyorsa birileri tarafından artık benim yaşamamın anlamı kalmamış demektir. Vazifem bitti demek. Bir asker olarak bir an evvel tezkeremi doldursalar da ben de o diyar-ı ahire göç edip gitsem. Bir diyar-ı ahire göç edip gitsem. Evet, temel felsefemiz bu. Allah'ın lütfedeceği şeyleri, İstanbul'un fethini en son adım atılıncaya kadar takip etme. Kapılar aralandı, Bizanslar her birisi bir ine sindi. Tabii ine sinenler de burada gorille dönüşüyorlar. Evet, öyle olmuştu birisi için. 10 sene evvel öyle olmuştu, 10 sene sonra öyle olduğunu görüyorum ben şimdi. O nasıl ola ki diye düşünüyordum. Fakat öyle olduğunu şimdi görüyorum. Her birisi bir ine siniyordu orada. Herhalde Hızır Çelebi de, Ulubatlı Hasan da, Fatih Cennet Mekan da, galiba benim vazifem bitti artık. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nimel emiru emiruha demiş, güzel emir olmayı İstanbul'un fethine bağlamıştı. O da olduğuna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iltifatı benim hayatımın bir yönüyle kafiyesi oldu. Hayatın kafiyesi konunca artık o şiir bitmiş, o güfte sona ermiş demektir. Bana artık ahirete ait güfteleri orada seslendirmek düşüyor. Efendim, ilki de onun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Evet, kalbimiz bu duyguyla çarpıyor, çarpmalı ölünceye kadar. Muvaffakiyet ve zaferlerin hay huyunu duyabileceğimiz günlere erdirmesin. Fakat o günleri mutlaka getirsin. Mutlaka analarla dolu olan o ülkeyi sevindirsin. Ütopya yazarlarına, ütopya meğer böyle olurmuş dedirsin. Bunlar olduktan sonra artık vazifemiz, misyonumuz bitmiş demektir bizim. O kadar hasbi olmak, o kadar İsa ruhuyla hareket etmek, o kadar kendini ertelemek, ötelemek, adım adım geriye çekmek, o kadar misyonu öne çıkarmak, olacak şeyleri öne çıkarmak, gayeyi hayale, değerler üstü öyle değerler atfetmek. Nezd-i üluhiyette hora geçen şey budur. Allah buna değer verir. Bunu kabul buyurur. İşte benim isteğim de buydu der. Yoksa falan yerin Fatih'i, filan yerin bilmem nesi olarak filan, kalbiniz, sineniz o duyguyla atarak Allah'ın huzuruna giderseniz, bence beyhude, beyhude havanda su dövmüş olursunuz. Yap, et, eyle ve onu elinden geliyorsa sadece ona söyle. Evet. Birisi ehli derd için diyor, ehli hal halini arz etmez Allah'a bile. Arz etmem halimi, hem halim olan aha bile mısra ile başlıyor, ehli hal derdini arz etmez Allah'a bile. Ya bir naz şeklinde, şikayet şeklinde olursa bu, o kadar ince, o kadar nazik davranır. Evet. Mesleğimizin esası bu.